Sendeyim. Hepimiz bir hayale doğuyoruz. Hepimizin tutkuları var. Geleceğe dair planları var. Ama sadece bize ait olan bu planları bizden çaldılar. Sistem böyle çünkü. Önce aile diyor. Şunu yapma diyor. Bunu elleme diyor. Oraya gitme. Dokunma. Sana mı kaldı kurtarmak diye başlar. Çocukken edindiğimiz her türlü tutkuyu, mutluluğu, coşkuyu, heyecanı yavaş yavaş büyürken kaybediyoruz. İtiraz ediyorum ben buna. Sistem çok ama çok fazla üstümüze geliyor. Özgür değiliz. Özgürlük hayatımızın bir parçası değil. Geleceğe dair planlar yapamıyoruz çünkü emin değiliz. Daha çok para kazanmak istiyoruz ama hiçbirimiz mutlu olmayı hayal etmiyoruz. Yaptığımız işte mutlu olmazsak, tutkularımızı hayata geçirmezsek, hayallerimizin peşinde koşmazsak hiçbir şey ama hiçbir şey olmayacak. Bizler sadece nefes alıp vereceğiz. Ama gerçekten bir ömrü yaşamayacağız. Özgürlük benim ruhumun ayrılmaz bir parçasıydı. Özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu, özgürlüğü hiç tatmamış olanlara da anlatmak istedim. Özgürce seçimler yapabilmek, ne istemediğine karar vermek o kadar önemli ki bu hayatta. Ama Türkiye'de yaşadığımız sistem bize bırak ne istemediğini, ne istediğini bile sormuyor. Ezbere hayatlar yaşıyoruz. Hayal gücümüz yok, merak etmiyoruz, tutkularımız yok. İçimizde yaşattığımız her türlü coşkuyu kendi elimizle defalarca öldürüyoruz ve bundan vazgeçmiyoruz. Çünkü bu rutin haline geldi. İçimizde bir başka ben var, içimizde başka bir karakter var, içimizde potansiyel var. O potansiyeli açığa çıkartabilecek her şey ama her şey bizim karşımızda. Rüzgar bize doğru esiyor. Ama rüzgara karşı yürümeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü burası ortada. Rüzgarlar sert eser, yıkarlar seni. Biraz başarılı mı oldun? Ayaklarından aşağı çekerler. Buna izin vermemelisin. Buna asla ama asla geçit vermemelisin. Her bir birey bir değer. O değerin ortaya çıkarılması lazım. Okul yapmıyor, hükümet yapmıyor, kamu yapmıyor, üniversite hiç yapmıyor. Akademiler ya da iş yerleri ya da patronların umrunda bile değilsin. Sadece ve sadece ve sadece seni sömürmeye bakıyor. Ama sen bir değersin. İçinde tutkuların var, hayal gücün var, içinde umutların var. Çocukluğundan beri beslediğin muazzam bir gelecek hayalin var. Bütün bunlarla alay edildi. Seni sen olduğun için değil, karakterinin nasıl olduğu için değil, özelliklerinin ne kadar muhteşem olduğu için değil, sadece faydalanabildikleri için sevdiler. İtiraz etme ve ayağa kalk. Özgürlüğünü iste, kişilik haklarını iste. Birey olmak için ayağa kalk. Başkalarına sana öğrettiklerini değil, seninle düşündüğünü sesini yükselterek haykır. Özgürlüğün rengi mavidir, bu duygularla yazdım ben. Çünkü biz tutsak doğuyoruz. Doğduğumuz andan itibaren. Halbuki geldiğimiz doğada, dünyada, evrende, bu gezegende her şey alabildiğine özgür. Bir tohum, toprağa gömüldüğü andan itibaren canlı. Toprak onu kucaklıyor. Ama bir insan hayata başladığı andan itibaren sürekli tokat yiyor. Bu tokata itirazım yok. Her birimizin içinde özgürlüğünü, fikrini, düşüncesini, ne olmak istediğini, neyi başarmak istediğini, neyi istediğini değil, neyi istemediğini haykırarak başarabilmek güdüsünü, tutkusunu, coşkusunu kazanmasını istiyorum. Bu kitap bunun için var. Yoksa yazmazdım. Özgürlüğün rengi mavidir. Başka bir şey anlatıyorum. Yeni bir Türkiye'yi anlatıyorum. Yeni bir gençliği anlatıyorum. Bir hayali, ideali, umudu, hayal gücü, merakı, coşkusu, tutkusu ve her şeyden önemlisi özgüveni ve her şeyden önemlisi bilgisi, donanımı olan bir gençlikten bahsediyorum. O gençlik geleceği kurtaracak. Bu başka bir dünya. Bu dünyanın içinde ya varsın ya tutsaksın. Varım diye bağırmak. Bir motivasyon konuşması değil. Sıradan bir tribünlere oynama konuşması da değil. Bu gerçek. Bugünden sonra ne olacak bilmiyorum. Belki başka bir şeyin parçası olacağım. Belki daha büyük bir şeyin parçası olacağım. Ama şunu biliyorum. Bir tohum ekiyorum. O tohum filizlenecek. Ağaca dönüşecek. Ve umarım şunu göreceğim. Meyve verecek. Benim bir hayalim var. Çok güzel bir hayal. Tutkulu bir hayal. Çünkü ben tutkularımı kaybetmedim. Çünkü çocukken heyecanlandığım her şey
hala beni heyecanlandırıyor. Okey.